Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu endişelerden kurtulmak. Ya yarın mülakatta beni beğenmezlerse? Ya iş alamazsam? Bu uçuşta kesin başımıza bir şey gelecek. Çok kaygılanıyorum. Sunumu yapacağım sırada her şeyi unutup rezil olmaktan korkuyorum. Bu ve benzeri cümleler size tanıdık geliyor mu? Özellikle son dönemlerde insanlardan sıkça korkuyorum, kaygı duyuyorum, endişeleniyorum sözlerini duyuyorum. Bu söylemler aynı anlama geliyor gibi görünseler de aslında farklı halleri yansıtıyorlar. Korku somut bir tehlikeye karşı verilen yanıttır. Yani gerçektir. Kaygı ise korkuya bağlı olasılıkla ilgili bir üzüntüdür. Henüz gerçekleşmemiştir. Endişe ise kaygıya dayalı düşüncedir. Yani bir kuruntu. Gerçekle bağı olmak zorunda değildir. Yazının başında verdiğim örnek sözlerde de dikkat ederseniz bu doğrultudur. Birçok kimse endişelerini kontrol edemediklerinden söz ederler. Oysa endişe bir sonuçtur ve bu normalin dışına çıkma halidir. Sonuçları değiştirmenin en temel ve en kalıcı yolu nedenleri değiştirmektir. Korku doğal bir duygudur. Neyden korkacağımızı ise biz üretiriz. Denetim altına alınmamış zihinler endişeyi var etmektedirler. Eğer korku duygumuzu kontrol edebilir ve doğru yönetebilirsek zihnimiz kaygı ve endişe üretmeyecektir. Erma Bombek'in muhteşem bir sözü var. Endişe sallanan bir sandalye gibidir. Sana yapacak bir şey verir fakat asla bir yere götürmez. Bir düşünelim. Bugüne değin hangi kaygımız, hangi endişeli davranışımız bir problemi çözmüş veya bir durumu olduğundan daha iyi hale getirmiştir. İşte endişeler zihnimize saldırdığında düşünmemeye çalışmak, düşünmemek için çabalamak birkaç saniye için iyi hissetmemizi sağlayabilir. Fakat bu tutum bir çözüm olmaktan çok bizi problemin daha da merkezine tutar. Bununla ilgili en iyi örneklerden biri pembe fil deneyidir. Bakın gelin sizlerle bir test yapalım. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Zihninizi bir boşaltın ve sakın ha sakın pembe bir fil düşünmeyin. Pembe bir fili sakın düşünmeyin. Sakın ha sakın aklınıza pembe fili getirmeyin. Bakın arkadaşlar, böyle dediğim sürece sürekli zihninize pembe fil geldi. Farkında mısınız? İşte bir şeyi düşünmeyi engellemeye çalışmak aslında o şeyi daha da yoğun hatırlamamıza ve zihnimizin canlanmasına sebep olur. O yüzden de endişeyle başa çıkarken bunu tetikleyen her ne varsa engellemek yerine onları değiştirerek pozitif etkiler yaratmaya odaklanmalıyız. İnsanlar sürekli kaygılarından kurtulmak istiyorlar, endişelerinden kurtulmak istiyorlar fakat nasıl üstlerinden geleceklerini bilmiyorlar. İşte Erma Bombek'in 3 tane basit ve etkili bir çözüm var. Gazete Damga'daki köşe yazımda bu 3 etkili çözümü size önerdim arkadaşlar. Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız 3 tane basit, kolay, uygulanabilir çözümü köşe yazımda okuyacaksınız. Aşağıya da linki bırakıyorum. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve endişelerinizden kurtulmaya başladığınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakirmaz. Endişelerinden kurtulmuş insanları çok takdir ediyorum.